Ofor ekranlarından mutlu sabahlar. Saatler 8'i gösteriyor. Seans öncesiyle karşınızdayız. Bugün 8 Şubat. Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki son gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Gündemin sıcak başlıklarını paylaşacağız. Değerli izleyenler, borsalarda iyimser hava geçtiğimiz hafta hakimdi. Küresel borsalardaki yükselişin İçeride de etkilerini takip ettik. Borsa İstanbul 100 endeksi 1500 puanın üzerinde geçtiğimiz hafta kapanış yaptı. Borsa İstanbul 100 endeksinin kapanışı ekranlara geliyor. 1527 puandan haftayı tamamladı Borsa İstanbul 100 endeksi. TL varlıklarda pozitif ayrışmayı takip ediyoruz. Özellikle düşük düşük faiz, bol likitte uluslararası alanda etkilerini göstermeye devam ediyor ve içeride de yine bu havaya borsadaki havaya döviz kurlarındaki hareketin de katıldığını gördük. Hemen son tabloyu ekrana getirelim. Altılı veri seti ekranlarınıza yansıyor. Kurda 7.07 seviyesini takip ediyoruz. Dolar TL etrafında 7.10 seviyesinin altındaki seyrini koruyor. Türk Lirası hem dolar hem de euro karşısında değer kazanıyor. Euro TL tarafında da 8.51 seviyesini takip ediyoruz. Bu arada Türkiye'nin CDS'i de geriledi. Risk priminde de 300 seviyesinin altını takip ettik. Gösterge tahvil faiz tarafında da %15 seviyesinin altında yatay bir seyir izledik ve dilerseniz hemen dolar endeksine de bakalım bu bilgilerin ardından küresel çapta da yine doların hareketine baktığımızda dolar endeksinin 91 seviyesinin üzerinde olduğunu takip ediyoruz. Yukarıda 92 92.50 seviyesi önemli. Dolar endeksi yukarı yönlü hareketini devam ettirecek mi? Bu soruya seans öncesinde yanıt arayacağız. Bu arada euro dolar paritesinde de 1.20 seviyelerini takip ediyoruz. Geri çekilme var Euro dolar paritesinde. Aşağıda 1.17 1.1750 seviyeleri önemli. Euro'daki, Euro dolar'daki bu hareketi de takip ediyor olacağız ki bu arada Avrupa'dan gelen açıklamalar da söz konusu. Şimdi seans öncesinde o açıklamaları da sizlerle paylaşacağız. Gündemi sıcak başlıklarını ekranlarınıza getireceğiz. Dünyadan ve Türkiye'den Hangi başlıklar ön plana çıkıyor yeni haftanın ilk işlem gününde bir bir ekranlarınıza taşıyacağız. Gelsin günden başlıkları içeride özellikle aşı önemli bir başlık tüm dünyada olduğu gibi ama aşı ilişkin e, bu hafta içeride gözler Çin'den gelen ikinci doz aşıda olacak. 10 milyon doz aşı gelmiş değerli izleyenler kritik hafta olmasının nedeni. Aşıların 14 günlük inceleme süresi bu hafta tamamlanacak ve hemen ardından da Türkiye'de ikinci doz aşı uygulaması başlayacak. Gözler ikinci doz aşılarda olacak, ikinci parti aşılarda olacak. İncelemeye dair açıklamaları da takip ediyor olacağız. Meclis yoğun gündemle başlıyor bu arada. E, ara vermişti çalışmalarına ve yeni haftaya yoğun bir gündemle başlayacak meclis. Liderler grup toplantılarında kürsüde olacak. Uzman erbaşların özlük haklarını iyileştiren teklif başta olmak üzere hayvan haklarını koruma yasası da gündemde olacak. Meclis çalışmalarına başlıyor yoğun bir gündemle. Hazine'den bu arada gelen bir açıklama var. Hazine'den daha düşük maliyetle borçlanma yok denildi. Neye ilişkin yapıldı bu açıklama? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazineden daha düşük maliyetle yurt dışından borçlandığını öne sürmüştü. Ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yanıt gecikmedi. Açıklama yapıldı. Herhangi belediyenin uluslararası tahvil piyasalarında hazineden daha düşük maliyetle borçlanmasının söz konusu olmadığı vurgulandı. Devam edelim. Sayfayı hemen çevirelim. İlk sırada Biden'ın açıklamaları var. 20 Ocak'ta hatırlayacaksınız Biden başkanlık koltuğuna oturdu ve hemen akabinde de bu arada ilk televizyon röportajını verdi. Gündeminde İran vardı. İran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmayacak dedi. Neye istinaden hemen bu açıklamayı yaptı? Orada bir detay var. Onu aktaralım. Uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek İran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmayacak dedi Biden. Hemen bir diğer başlık, yine içeriden önemli bir başlığı ekranlarınıza getireceğiz. Sermaye piyasası kurulu halka arzları bir kolaylık daha getirdi. Ee, i̇lk halka arzda bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo verme süresi 30 güne çıktı. Ayrıntıları izleyeceğiz. Sermaye piyasası kurulu halka açılacak şirketlere kolaylık getirdi. Kurul halka arz hazırlığındaki şirketlerin izahname ve ihraç belgesinde yer alacak finansal tabloların belirlenmesine ilişkin satış dönemlerinde düzenlemeye gitti. Buna göre Şubat-Mayıs 2021 dönemi içerisinde ilk defa halka arz edilecek işlemlerde izahnamede yer alacak ve özel bağımsız denetimden geçirilecek finansal tabloların belirlenmesine ilişkin satış dönemlerine ilave süre eklenecek. Kurul ilk halka arzda bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo verme süresini 30 güne çıkardı. SPK halka arz işlemlerinin belli bir tarih aralığına sıkışmaması, halka arz sürecinin sağlıklı yürütülmesi ve yatırımcıların izahnameleri kapsamlı değerlendirebilmeleri için yeterli zamana sahip olmalarına olanak tanınması için bu uygulamayı yaptı. Efendim Avrupa Merkez Bankasından az önce bahsetmiştik. Elbette oradan gelen açıklamalarda oldukça önemli. Lagarde'ın açıklamaları son derece önemli. Euro'nun gidişatına yönelik de aslında piyasalar ne gibi mesajlar veriyor deyip daha çok kulak kabartıyor Lagarde'ın açıklamalarına. Hatırlayacaksınız yine e, Euro'nun geleceğine ilişkin enflasyona yönelik açıklamalarda bulunmuştu en son. Şimdi toparlanmaya yönelik bir açıklama yaptı. 2021'deki toparlanmadan ümitli olduklarını dile getirdi. Lagarde'ın o açıklamaları da ekranlara geliyor. Avrupa Merkez Bankası ECB bu yıl için toparlanma umutlarını koruyor. ECB Başkanı Christian Lagarde, 2021'in bir toparlanma yılı olacağı konusunda güvenlerini koruduklarını söyledi. Yaz aylarından itibaren ekonomik büyümede hızlanma beklediklerini vurgulayan Lagarde, ekonominin toparlandığı dönemde hükümetlerin yeni zorluklarla karşılaşacağının altına çizdi. Hagar toparlanma döneminde geçmişte yapılan teşviklerin erken geri çekilmesi hatasına düşülmemesi gerektiğine de dikkat çekti. ECB'nin mevcut 1,85 trilyon euroluk pandemi acil varlık alım programını ise uygun ve makul olarak tanımladı. ECB Başkanı açıklamalarında ekonomideki dönüşüm sürecine de değinerek, krizden daha dijital ve daha yeşil bir gelecek hedefiyle daha güçlü çıkacağız dedi. Öte yandan Lagarde, Selefi Mario Draghi'nin İtalyan Başbakan adayı olmasını iyi bir haber olarak gördüğünü de sözlerine ekledi. Gündemin başlıklarını aktardık. Şimdi veri setini de ekranlarınıza getireceğiz. Bu hafta özellikle içeride 10 Şubat'ta işsizliğin açıklanacağını belirtelim ve 12 Şubat'ta da sanayi üretim verisini alacağız. Peki gün özelinde baktığımızda hem içeride hem dışarıda hangi verileri takip edeceğiz? Veri seti de işte bu sorumuza yanıt veriyor. Finansal yatırım araçları reel getirisi açıklanacak içeride. Japonya'dan dış ticaret dengesini takip ediyoruz. Almanya'dan sanayi üretim ve ihracat verilerini alacağız. Euro bölgesinden Nasdaq endeksi takip edilecek bir diğer veri olacak. İçeride özellikle işsizlik ve sanayi üretimi verisi bu hafta ön plana çıkacak. Dilerseniz değerli izleyenler tüm bu notların ardından hemen Dönelim para piyasalarına. Gün içinde oluşan bant aralıklarına bakalım. Yeni haftada nasıl bir beklenti söz konusu? Buna dair yorumları da ilerleyen dakikalarda konuğumuzdan alacağız. Biz önce oluşan son tabloyu ekranlarınıza getireceğiz. Dolar endeksi 91 seviyesinin üzerindeki o görünümü koruyor. Ve bugün 90.97'ye kadar geri çekildiğini izliyoruz. Gün içi grafikte sabahın erken saatleri itibariyle baktığımızda yine tepe noktasında da 91 seviyesini izliyoruz. Peki bu fiyat neyi gösteriyor? Burada tam anlamıyla temel hikayene 92-90-50 seviyeleri, 92-50 seviyeleri düzeltiyorum. Küresel piyasalarda havayı değiştirilme bunlara yanıt arayacağız az sonra. Hemen dolar endeksinin ardından euro dolar paritesine de bir göz gezdirelim. Euro dolar paritesinde 1.20 39 seviyesinde 1.20 kadar geri çekildiğini takip ediyoruz. Burada tabii ki aşağıda 1.17'ler potansiyel mi şu anda bu tablo işaret ediyor. Buna da bakacağız. euro'nun euro, euro doların aşağı gelmesinde de etkili tabii ki. Doları da destekliyor bir yandan. İçerideki tabloyu da nasıl etkiliyor ona bakalım bir. Dolar Türk Lirası ve Euro Türk Lirası da ekranlara yansıyor. Dolar TL tarafında aşağıda 7.04 seviyesini izliyoruz. Ve yukarıda ise 7.07 ekrana yansıyor. 7.04, 7.07 yeni haftanın ilk işlem gününde Sabahın erken saatlerinde oluşan bant olarak karşımızda. Ve geçtiğimiz hafta hatırlatalım. Türk Lirası diğer gelişmekte olan para birimlerini geride bırakarak dolar karşısında tırmanışa geçmişti. 200 günlüğün altındaki o seyri hala takip ediyoruz. 7 önemli bir eşik. 7.04-7 seviyelerinde ilk destekler ki bugün 7.04 seviyeleri de test edilmiş durumda. Aşağıda 6.80-6.70 seviyeleri ön plana çıkıyor. Merkez Bankası'nın önemli e açıklamaları, başkanın önemli açıklamaları yine dolar tl tarafında görünümü destekledi. Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın cuma günkü açıklamalarını da az sonra hatırlatacağız. İndikatörler aşağı yönlü eğilim devam ediyor diyor mu? İşte buna bakacağız birazdan. Euro tl'ye bakalım bir de. Euro tl tarafında oluşan bant aralığı da ekranlara hemen yansıyor. 8.51 seviyesini görüyoruz ki burada 8.50'nin de altına indiğini görüyoruz. 8.50'de aşağı yönlü kırılmış durumda. 8.49 seviyelerini test etti Euro Türk Lirası. Ve hemen konuğumuza döneceğiz. Bu tabloyu değerlendirmek üzere yeni haftanın ilk işlem gününü okumaya çalışacağız. İlk etapta para piyasalarıyla birlikte. Yeliz Karabulut, stratejist Yeliz Karabulut bize eşlik ediyor. Yeliz Hanım günaydın. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Günaydın, iyi haftalar. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle tabii ki teşekkür ediyoruz iyi dilekleriniz için ama bir yandan da hemen sorumu da yöneltmek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz haftayı iyi bir konumda bırakmıştık. Türk Lirası varlıklarda pozitif görünümü devam ettiğini takip ediyoruz. Para piyasalarıyla başlayalım. Az önce tabloyu biraz özetlemeye çalıştım ama elbette lütfen siz yorumlarınızı aktarın. Hatta dolar endeksiyle başlayalım. 91 seviyesi tam anlamıyla neyi işaret ediyor? Temel hikaye burada nedir Yeliz Hanım? Şimdi özellikle ben uzun zamanda 90 seviyesinin bir taban seviyesinin oluşturulabileceğini düşünüyordum. Şimdi yukarı yönlü hareket oldukça kuvvetli özellikle dolar endeksinde bir de bir süredir şunu takip ediyorum yani gelişmekte olan ülke para birimleriyle gelişmiş olan ülke para birimlerinin dolara karşı pozisyonları değişmeye başladı burada gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybı söz konusu tabii bunlar kendi işlerinde de farklılaşıyor fakat yukarıya yönlü hareketli özellikle ben 90 seviyesinin üzerinde 94 seviyesine doğru bir yükseliş hareketi bekliyorum. Bu birinci çeyrekte özellikle yatay hafif yukarı yönlü bir hareket. İkinci çeyrekte ise özellikle e, enflasyon beklentileri aşı çalışmalarının neticelerinin en azından e, olumlu çalış, e, haberlerine bu çeyrekte alınacağı için burada dolar endeksinde yükseliş hareketinin oldukça kuvvetli olması beklenebilir diye düşünüyorum. Bu ay ilk 6 ayda özellikle dolar endeksinde oldukça fazla konuşacağız. Tabii ki bizim oradaki hikayemiz de daha farklı, özellikle zaten euro dolar paritesiyle ilgili olarak ciddi endişelerin Avrupa tarafından sürekli bir kaç haftalık periyotta söylendiğini biliyoruz. Orada fiziki olarak bir müdahale olmasa da böyle bir rahatsızlığın dile getirilmesi ABD tarafından baktığımızda noktada ise 10 yıllık, 5 yıllık ve 2 yıllık faizlerde yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz ki 10 yıllık faizlerdeki hareket oldukça belirgin. Benim gördüğüm kadarıyla oradaki hareket özellikle daha kuvvetli ve daha dik olabilir diye düşünüyorum. Bu da tabii ki dolar endeksindeki hareketin ivmesini arttırabilir. Bizdeki hareket ise daha farklı açıkça söylemek gerekirse, özellikle bizim yurt içindeki gelen açıklamalar Merkez Bankası tarafından sıkı duruşun devam edileceği ve özellikle faizler cephesinde enflasyonda kılıcı bir düşüş görülmediği takdirde sıkı duruşun devam edileceğini söylenmesi, tabii ki TL varlıklardaki olan güvenin daha daha artmasına neden oldu. Yani Kasım ayından bu yana gelen özellikle konuşmalarda baktığımız noktada ise birbirini sürekli destekleyen, güven yaratan açıklamaların gelmesi tabii ki TL varlıklarındaki pozisyonunu ise oldukça olumlu olmasının neden oluyor. burada tabii ki önemli ortalamalar var. Tabii burada yukarıda benim gördüğüm kadarıyla bir düşüş trendi oluşturuyor. 200 günlük hareketli ortalama 7-30'lar civarında yani bu seviyenin altında kırılmasıyla hareket oldukça kuvvetlendi. Ama düşüş trendinin oluşturduğu nokta ise yukarıda 7-15 aşağıda ise 680 seviyesi gözüküyor. Şu anki duruma baktığımız noktada ise özellikle TL varlıklar lehine oldukça olumlu haber akışının olduğunu görüyoruz. Özellikle yurt dışı raporlara baktığımız noktada ise e, sanki bu hava birazcık daha devam edecek fakat e, tabii ki burada e, kontrolü duruşu oldukça e, sağlamak gerekiyor. Çünkü özellikle ABD tarafında enflasyon, ki bunu yakın e, bu hafta içerisinde bekliyoruz. E, i̇ki aylık periyotta baktığımız noktada da, orada da olumlu gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Kuvvetli seyir eğer deva, e, olursa, e, ABD 10 yıllıklarındaki faiz eyleminin de böyle e, kuvvetli olmaya devam etmesi halinde tabii ki bizdeki hareketin o, oldukça sınırlanması beklenebilir ama varlıklar özellikle geçmiş yıllardaki periyotta e, oldukça olumsuz fiyatlaması bizi birazcık daha e, olumlu ayrışmamıza neden olabilir diye düşünüyorumlar 2021 yılında. Peki Yeliz Hanım dilerseniz az önce Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın da açıklamalarına değindiniz. O açıklamaları bir hatırlatalım. Cuma günü aslında haftanın son işlem gününde yapılmış açıklamalardı. Reuters'a konuştu Ağbal. E, ve önemli açıklamalar vardı. Şimdi onların detaylarını da ekrana taşıyoruz. Sıvapla e, swap'la değil döviz alım ihaleleriyle rezerv artıracağız dedi. Faiz indirimi bu yıl uzun bir süre mümkün gözükmüyor açıklamasında bulundu. Kesintisiz sıkı para politikası uygulanması çıpa olacak ters dolarizasyon için gerekli koşullar oluşmaya başladı ifadelerini kullandı bu açıklamaları dilerseniz haftanın başına bir kez daha değerlendirelim nasıl yorumlamak gerekiyor özellikle döviz alım ihalelerine de atıfta bulunuldu bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Şimdi Merkez Bankası zaten özellikle mevcut politikasını zaten devam ettirecek. Uzun zamandır zaten buna yönelik açıklamalar geliyor ama zaman zaman tabii ki şüpheye düştüğümüz durumlarda oluyor. Özellikle siyasi kanattan gelen açıklamalarla birlikte ama Merkez Bankası Başkanı'nın ve burada oldukça temel tutarlı açıklamaları TL varlıklardaki pozisyonun olumlu olmasına neden oldu Diğer taraftan ise rezerv arttırması zaten bu döviz alım ihaleleriyle olacak ama burada tabii ki mevcut koşullar buna çok uygun mu? Yani daha aşağı noktalardan muhtemelen böyle bir alım yapabilirler diye düşünüyorum ama bunun için konuşmak birazcık erken gibi gözüküyor. Enflasyon tarafında ise son data oldukça olumsuz. Özellikle gıda tarafındaki durumdaki durum oldukça bozulmuş gibi gözüküyor. Muhtemelen Mart ayından sonra bir orada bir tepe noktası sonrasındaki hareketin aşağıya doğru evrilmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Ben ikinci çeyreğin oldukça zor bir ay bir dönem olacağını düşünüyorum. Özellikle küresel piyasalar, ekonomik durum itibariyle değerlendirdiğimiz noktada. En azından küresel olarak enflasyonun nereye gideceği konusunda bize fikir verecek bir dönem. Burada ani hareketlerin olabileceğini de bekliyorum ben. Tabii ki Merkez Bankası muhtemelen bunu önden gördüğü için yılın ortasından sonra belki faiz indirimlerine başlayabilir diye düşünüyorum. Üçüncü çeyrekten, üçüncü çeyrek ortaları gibi. Ama şu anki ötkü durum oldukça özellikle açıklamalar itibariyle olumlu ama enflasyon gerçekleştirmeleri itibariyle değerlendirdiğimiz noktada. Sayın Ağbal'ın söylediği gibi uzun bir süre özellikle sıkı duruşun devam ettirilmesi gerekiyor. Zaten bunun, yol, bunun da açıklamaları kendileri tarafından da geliyor. Enflasyon tarafından özellikle önemli takip ediyoruz. Özellikle gıda tarafındaki pozisyonun küresel gıda fiyatlarında da zaten bir artış var. Ama bizdeki hareket birazcık daha kuvvetli. Bunun bir süre daha devam etmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Yılın ortasından sonra ise yavaş yavaş faiz indirimleri gelebilir. Peki e, şimdi Merkez Bankası'nın, Merkez Bankası, Bankası Başkanı'nın bu açıklamaları piyasaya destek sağladı. Az önce dolar TL'yi de yorumladınız. TL varlıklarda pozitif ayrışma var dedik. Dilerseniz buraya bir de CDS'leri ekleyelim. Görünümü nasıl etkiliyor ona da bakalım. Hatta arkadaşlarımdan şimdi grafiğinde rica edeceğim. Ekrana hemen CDS'lerde oluşan o son tabloyu da getirelim. Türkiye'nin kredi risk primi değerli izleyenler 300'ün altına indi. 295'li seviyeleri test etti. Ekrana da geliyor Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri. 290 92 seviyesini burada görüyoruz. Pandemi döneminde Türkiye'nin CDS, CDS oranı 643 seviyelerine kadar yükselmişti. Sonrasında gerilese de yine geçtiğimiz yazı hatırladığımızda Ağustos'ta ikinci pandemi dalgasıyla ...595'li seviyelere kadar yükseldi. 600'lü seviyeler borsada yabancıların hisse senedi ve tahvil piyasasındaki e, satışlarında etkili olmuştu. Ve Türkiye'nin CDS primi son bir haftada %5'e hatta son bir ayda da %6'nın üzerindeki e, düşüşleri beraberinde getirdi. Hemen buradan sözü bir kez daha Yeliz Hanım'a bırakıyorum. Yeliz Hanım şimdi tablo yanınızda da açık. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primini de gösteriyor. Az önce yapmış olduğunuz yorumlara dilerseniz bir de CDS ekleyelim görünümü nasıl etkiliyor, nasıl destekliyor? Oldukça olumlu. Zaten bu bizim taraftan gelen açıklamaların etkilerini net bir şekilde görüyoruz. Bir de 2020 yılının başında alınan kararların tersine çevrilmesi, yabancı yatırımcılar nezdinde ee, e özellikle güvenilirlik e, kısmında olumlu bir intiba yaratılması... ...ki e, özellikle bunu e, yurt dışından gelen raporların sayısının artması... ...TR tarafında olumlu e, beklentilerin olması... Burada tavsiyelerin olumlu olması, ee, tabii ki özellikle CDS tarafındaki hareketi, özellikle 550'ler civarında başlayan aşağı yönlü trendin kuvvetlenmesine neden oldu. Ee, bu hareketin devamı beklenebilir diye düşünüyorum ama tabii ki burada siyasi gelişmeler de ilerleyen zamanda önemli olacaktır diye düşünüyorum. Yani ABD başkanı değişti, Biden'la Türkiye arasındaki durum nasıl olacak bunu tabii ki ilerleyen zamanlarda takip edeceğiz. Fakat 300'ün altındaki bir CDS tablosunun 200 250 seviyesine kadar bir geri çekilmeye de işaret edebileceğini düşünüyorum. Uzun zamandır Türkiye tarafından bu denli istikrarlı bir şekilde enflasyon, ekonomi tarafında ciddi açıklamalar gelmiyordu. Özellikle 7-10 sene itibariyle değerlendirdiğimiz noktada. Burada tabii ki e, o durumun oldukça pozitif olmasına neden alabilir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz dönemde özellikle bizim aynı potada olduğumuz ülkelerle ciddi bir ayrışmalarımız olmuştu. Burada tablonun tersine çevrilmesi, e, Türkiye'nin oldukça olumlu ayrışması beklenebilir diye düşünüyorum. Tabii ki buradaki tablo bizim elimizde. Yani e, özellikle istikrar itibariyle mevcut politikaların devam ettirilmesi, CDS'deki durumun daha aşağıya doğru gelmesi anlamına da gelir. Tabii ki burada Türkiye'nin borçlanması itibariyle de elini kuvvetlendiren bir gelişme. Yani Türkiye Eurobond faizlerine baktığımız noktada ise aşağı yönlü hareket oldukça kuvvetli. Ee, son zamanlarda biraz yataylık olsa da bu hareketin devamı da beklenebilir diye düşünüyorum. Özellikle e, TL varlıklarına, Türk e, Türkiye tarafındaki özellikle yabancı pozisyonların ile birlikte. Borçlanmaları itibariyle de ben e, e, Türkiye'nin olumlu bir e, tarafta olduğunu düşünüyorum. CDS'lerdeki tablonun da e, bizim mevcut politikaları devam ettirmemiz halinde e, ki e, dışsal şoklar olsa da e, bizim buradaki oynaklık itibariyle değerlendirdiğimizde oynaklığın oldukça düşük olmasına sebebiyet verebilir diye düşünüyorum. Peki Yeliz Hanım şimdi konuyu biraz daha Emtia tarafına e, çevirmek isterim. Ki geçtiğimiz hafta özellikle Gümüş'ü çok konuştuk. Gümüş'le birlikte altındaki sıkışmayı da ele aldık. Oradaki son tabloyu da e, aktaralım. E, biliyorum ki çok da yakından takip ediyorsunuz. Lütfen bizi orada da e, aydınlatın, öngörülerinizi paylaşın. Değerli izleyenler altında özellikle e, yukarı yönlü hareketi sınırlı olduğunu takip ettik geçtiğimiz hafta. Bir sıkışma hareketi vardı. Hemen son tabloya da dönelim. Sizlerle paylaşalım. Kıymetli metallerde onsaltında 1813 dolar. Seviyesini görüyoruz. 1720-1800 bandını takip ediyorduk. Şimdi 1800 üzerindeki bir hareket söz konusu. Ee, burada tabii ki bir yandan da Amerika'daki teşvik paketi de önemli. Teşvik paketiyle birlikte altın acaba e, hangi gömleğini giyecek? MTA gömleğini giyecek mi? Bu soruyu yanıt arıyor. Tabii ki altın destekleyen senaryolar var. Bunlar neler? Hemen Yeliz Hanım'a dönelim ve soralım. Yeliz Hanım, MTA gömleğini giyer mi altın? Ne dersiniz? Şimdi ben özellikle altın tarafında birazcık olumsuz düşünenlerdenim. Yani teşvik paketinin her haberinin gelmesi altın fiyatlarındaki hareketin zayıf olmasını zayıf olduğunu görüyorum. Yani bu özellikle 2020 başlarındaki yani ilk çeyrekteki ikinci çeyrekteki haber akışlarındaki hareket iyi o kadar kuvvetliydi. İlk etapta tabii ki altın fiyatlarında özellikle fonların sıkışması ile birlikte bir satış baskısı görmüştük. Sonrasındaki hareket ise bu satış dalgasının bitmesiyle e, teşvik paketlerin etkisi, faizlerin e, düşürülmesi ile birlikte kuvvetli bir ivme gördük, hareket gördük. Fakat 2 trilyon dolara yakın bir teşvik paketi konuşuluyor ABD'de. Altının geldiği nokta yani bir düşüş hareketinin olduğunu da görüyoruz. Yani bu artık bu teşvik paketlerinin zaten sonuna geldi ki özellikle ABD tarafında bu 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin enflasyon tarafındaki olumsuzluğa da neden olabileceği söyleniyor. Diğer taraftan yer ise buna karşılık gerekli araçların olduğu belirtiliyor. Yani artık bunların sonuna geldik teşvik paketleri marjinal fiyat hareketlerinde oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Hatta etkisinin oldukça zayıf olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki özellikle bir 820 seviyesinde 200 minik üre üstel hareketli ortalama var. Bunun altında tutulmaya devam etmesi halinde ben 1790 ve 1750 seviyelerine doğru bir geri çekilme bekliyorum. Burada olumsuz haber akışı ne olabilir? Geçtiğimiz hafta biliyorsun işte ABD, Avrupa Birliği, İngiltere üçgeninde aşı ile ilgili olarak e, olumsuz haber akışı söz konusuydu. Yine e, aşı şirketlerinin özellikle üretim itibariyle olumsuz haber akışı söz konusuydu. Bu altını birazcık yukarıya doğru e, çekti. E, geçtiğimiz hafta başında ise özellikle bu e, ben e, çok spekülatif olduğunu düşünmüyorum, spekülatif haberlerin de özellikle bazı kurumlar, e, kişilerin birleşerek bir grup oluşturup MPA tarafında e, hareketlenmeleri de neden oldu. Haber akışları da vardı. Tabii ki bunun ne kadar doğru olduğunu da sorgulamak gerekiyor. Bunun etkilerini görmüştük. Ama genel itibariyle değerlendirirsek altın hikayesinin sonuna geldik. Hatta bitti gibi e, düşünüyorum ben. Bu da tabii ki özellikle altın tarafında 1820 seviyesinin altında 1790 ve 1750 seviyelerine kadar geri çekilmeleri neden olabilir. Bu teşvik paketi gelse bile e, uzun zamandır konuşuluyor olmasa zaten beklentinin ...fiyatlandığını gösteriyor. Fiyat hareketleri itibariyle çok fazla bir hareketlenmeye de neden olmuyor. Ben altının hikayesinin oldukça bittiğini düşünüyorum. Yumuş tarafındaki hikayede birazcık daha üretimde kullanıldığı için... ...oradaki hikaye birazcık daha diri. Uzun zamandır zaten yukarı yönlü bir beklenti de söz konusuydu. Fakat burada özellikle 29-75 seviyeleri geçtiğimiz hafta... ...önemli bir destek noktasıydı bu seviyenin kırılması... 26 seviyelere kadar bir geri çekilmesine işaret ediyordu. Benim beklentim yukarıya doğru bir tepki gelse de mevcut gördüğü yüksek noktalardan tekrar daha short pozisyonları yani satış pozisyonlarının açılacağını bekliyorum. Bu da tabii ki çekilebileceği nokta ise özellikle 26 seviyesinin altında 24 seviyesine kadar bir geri çekilmen olabilmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Yani gümüş tarafındaki hareket aşağı yönlü hareketin biraz sınırlı olsa da altındaki hareketin oldukça kuvvetli olması beklenebilir diye düşünüyorum. Yani altın aşağı gelirken gümüşün yukarıda durmasını çok fazla açıkça söylemek gerekirse beklemiyorum. Oradaki hikayenin de düşüş tarafında olması beklenebilir diye düşünüyorum. Tabii ki burada özellikle değerli metaller ve diğer emtia kalemleriyle de değerlendirmek gerekiyor. Özellikle üretimde kullanılan metallerde yani metallere baktığımız noktada ise Oradaki olumlu seyir oldukça devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ortasından bu yana bir yükseliş hareketi söz konusu. Ama bu 2021 yılında da bunun devam etmesini bekliyorum. Bakır olsun, nikel olsun, diğer kalemlerde. Ama yakın vade itibariyle hafif bir realizasyon görebiliriz. Bu realizasyonu görsek de 2021 yılında, 2020 yılında olduğu kadar yani ortasından bu yana olduğu kadar o ivmenin Sağlanmasa bile evet. yükseliş trendinin devam etmesi beklenebilir diye düşünüyorum o kalemde de. Belki 2013'ü hatırlayabiliriz. Bu arada 50 dolar seviyelerini görmüştü gümüş ama o zaman değil mi? Altında da önemli bir rally söz konusuydu. Yukarı yönlü. Evet. Gümüş de ona katılmıştı. Şimdi altın o kadar aşağı gittiği bir tabloda gümüşte çok fazla yukarı zorlayamaz dediniz. Doğru anladık, değil mi? Doğru anladınız evet. Peki çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için ben Yeliz Hanım. Ederim. İyi bir gün, iyi bir hafta diliyoruz size. İyi haftalar. Teşekkürler. Değerli izleyenler MT'ye baktık, para piyasalarını konuştuk sıra borsada. Değerli izleyenler Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı nasıl kapattı? Borsa İstanbul 100 endeksinin son bir haftalık grafiği ekranlarınıza gelecek. Öncelikle küresel çaptaki o pozitif görünümün içeriye de yansıdığını söyleyelim. Ancak Cuma günü negatif kapattı ama 1500 puanın üzerinde Haftayı tamamladı Borsa İstanbul 100 Endeksi. 1527 puanla günü sonlandırdı. Tepe noktasında 1534 seviyelerini görüyoruz son bir haftalık grafiğin tepe noktasında. Burada çıkış trendinin korunduğundan söz edebiliriz. 1582 seviyesi zirve olması açısından önemli. Çıkışın devamı için 1582 seviyesinde geçilmesi gerekecek. Yukarıda 1630-1700 seviyeleri telaffuz edilirken aşağıda geri çekilmelerde 1480 seviyesi ilk destek konumunda. Bursa İstanbul 100 Endeksinde toplam işlem hacmi 27.9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Cuma gününü hatırlayacak olursak bir kez daha. Bankacılık Endeksi Cuma günü en çok kaybettiren tarafta yer aldı. Bankacılık Endeksinde %1.15'lik geri çekilmeyi takip ettik. 1477 puanla günü tamamladı. 1200'lerden 1600'lere doğru bir yükseliş hareketi gelmişti bankacılık endeksinde onu bir hatırlatalım. Garanti İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi bu tarafta takip ediliyor. Az sonra Uğur Aydın da bize eşlik edecek ve buradaki tabloyu da birlikte değerlendireceğiz. Bankacılık endeksinde yine 200 günlük ortalama seviyenin üzerinde 1350 seviyesinin üzerinde bankacılık endeksi yukarıda aslında 1600-1620 seviyeleri önem arz ediyor. Bu seviyeler konuşuluyor. Holding endeksine bakalım. %0.24'lük geri çekilmeyle 1423 puanla Cuma gününü sonlandırdı Holding Endeksi. Sanayi Endeksindeki son görünümde ekrana yansıyacak. Sanayi Endeksinde ise Cuma gününü nasıl sonlandırdık? Hemen ona da bir bakalım. Bir haftalık grafikle ekrana yansıyor. %0.12'lik geri çekilmeyle 2.568 puanla günü tamamladı. Sektör endeksleri arasında ise en fazla kazandıran %3.74'le madencilik oldu. Madencilik tarafında da 1736 seviyesini takip ettik. %4'e varan bir yükseliş grafiği sergiledi. Madencilik sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran oldu. Efendim Cuma gününü hatırlattık. Son tabloyu özetledik. Yeni haftada borsa açılmadan önce neleri bilmek gerekiyor? Hangi şirket haberleri ön plana çıkıyor? Yeni gelen bilançolar var mı? Şimdi bu sorulara yanıt vereceğiz Uğur Aydın'la birlikte. Seans öncesine devam ediyoruz. Haftanın ilk işlem gününde Uğur Aydın bize eşlik ediyor. Uğur günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. İyi haftalar Şafak. Teşekkür ederiz. Şimdi zaten yeni haftaya da aslında yeni bilançolarla başlıyor olacağız. Şu evet. anda elimizde sadece Del Lüksleri Sanayi'ne değil mi bilançosu var. Evet. Yani... Bu hafta bilançoların yine açıklanmasını takip ediyor olacağız, aktaracağız. Evet. Yoğun bir hafta mı olacak Uğur? Kesinlikle öyle olacak. Yurt içinde, yurt dışında. Bu akşam Vakıf Bank'ın açıklamasını bekliyoruz. Yani şimdi bankacılık endeks için önemli bir şirket. Ee, özel bankaların önemlileri açıkladı. Ee, i̇şte Geçtiğimiz hafta Yapı Kredi ve Akbank'ı aldık. Ee, ve enteresandır o finansallardan sonra kar satışları görüldü ki az evvel sen de gösterdin. Cuma günü yine %1'in üzerinde satış vardı bankacılık endeksinde. Biraz yabancı satışı var. Burası e, biraz piyasada tedirginliği arttıran bir gelişme diyebiliriz. Bu akşam da Vakıf Bank'ı bekliyoruz. Bakalım o finansallarda dan sonra yön nasıl olacak? derlük'se gelecek olursak, derlüks tarafında şöyle bir baktığımızda sürdürülen faaliyetlerin dönem karı 2020 yılında ...arttırılmış. ama aslında bakıldığında şirketin esas faaliyetlerinden ziyade özellikle gayrimenkullerinin satışından elde ettiği gelirle bu performansı sağladığını görüyoruz. Biraz birazdan ayrıntısını vereceğim. Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı 2020 yılının tamamında 7.7 milyon olmuş ve 2019'un aynı döneminde 3.8 milyondu. Bakıldığında oransal olarak %101'lik artış var ama burada özet gelir tablosunun diğer kalemlerini de aldım ve özellikle e, bürüt kar ve esas faaliyet karında düşüşler dikkati çekiyor. Esas faaliyet karı %18.2 düştü 2020 yılında. 2019'a göre bürüt karı da %13.5 düştü. Şirketin dönem karının e, faaliyet karı azalmasına rağmen artmasının sebebi şöyle bir baktığımızda e, maliyet düşürücü tedbirler salgından dolayı. ikincisi yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından elde edilen karlar ve finansman giderlerinin düşmesi şeklinde özetlenmiş e, şirketin faaliyet raporuna baktığımızda. E, ama satışlarına baktığımızda ise %9.4'lük bir artış var. Dolayısıyla piyasa... E, bunu çok da olumlu algılamayabilir çünkü genelde şirketler esas faaliyetlerinden elde ettiği karı arttırdığı sürece e, olumlu bir çerçeve oluyor piyasa açısından. Şimdi baktığımızda e, esas faaliyet karı düşmüş ama sürdürülen e, faaliyetlerden elde edilen net dönem karı artmış. Bu artış geçici bazı faktörlerden kaynaklanıyor. O anlamda... E, hisse açısından çok da olumlu olmayabilecek bir e, aslında tablo ile karşılaştık diyebiliriz. Bununla birlikte tabii temel sebep nedir? Şirketin brüt karı ve esas faaliyet karının düşmesinde şöyle bir baktığımızda faaliyet raporuna yine pandemi salgını, e, pandemi süreci buna sebep gösterilmiş. Çünkü deri bölümünün e, satışlarının büyük kısmının Rusya ve Ukrayna'ya özellikle de e, turistlere e, ihracat biçiminde yapıldığını belirtiyor şirket. Faaliyet raporuna baktığımızda ve 2020 yılının tamamında ilgili bölgelere yapılan ihracat 44.6 düşmüş. Bu devasa düşüş tabi bakıldığında şu anki tabloda gördüğümüz brüt kar ve esas faaliyet karının düşmesinin temel sebebi olarak görünüyor. E ama şirket bazı stratejik kararlar da almış, farklı alanlarda faaliyetlerini arttırma kararı almış bu pandemi döneminde özellikle deri ve içecek dağıtım bölümlerindeki yaşanan satış kaybını önlemek için bakıldığında elektrikli lüks otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Havana Motorlu Araçlar şirketini kurmuş. Yani kendi esas faaliyetlerinin dışında bir alanda bir iştirak e, elde etmiş. 20 milyon TL sermayeli ve bu şirket e, 2020 cirosunun %18.47'sini sağlamış. Yani evet pandemi sebebiyle Rusya'ya, Ukrayna'ya ihracatı düştü, turistlere deri satışı düştü ama e, bakıldığında şirketin e, elektrikli lüks otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir şirket kurmak suretiyle cirosuna %18,5'luk bir katkı sağladığını görüyoruz. Zaten hasılat kalemi de bakıldığında yıllık %9,4'lük bir büyüme göstermiş. Bu anlamda şirketin gelirlerini, gelir kompozisyonu çeşitlendirme çabası aslında önemli, olumlu diyebiliriz. Bununla birlikte şirketin finansal borçlarını azaltma çabası olduğunu görüyoruz. Çünkü dün faaliyet raporunda şöyle bilgiler vardı. 2019 yılındaki halka arzdan elde edilen 32.6 milyon TL'lik gelirin tamamı kısa vadeli finansal borçların ödemesinde kullanılmış. Bunun yanı sıra yine şirketin portföyünde bulunan gayrimenkullerin satışından da 14.1 milyon TL'lik gelir elde edilmiş. Bunları da yine borçlarını kapatmak için finanse edeceğini, kullanacağını belirtiyor şirket faaliyet raporunda. Dolayısıyla Borçları azaltma çabası da bu dönemde olumlu algılanabilir şirket ve hisse açısından. Bir de son olarak e, borç ödeme kapasitesinden bahsedeyim. E, burada salgından dolayı olumsuz etkilenen şirketlerden biri ama e, cari oranı e, 4.56 seviyesine yükselmiş. Bir önceki yıl 2.16 idi. Likidite oranı da 3.03 seviyesine yükselmiş. Yani e, bakıldığında e, kısa vadeli borçlarını ödeme gücünün son derece yüksek olduğunu söylemek mümkün. Peki Uğur şimdi Derlüks'ün arkasına dilersen Türk Traktörle devam edelim. Türk Tabii. Traktör ve Ziraat Makineleri'nin e, bu arada geçerlilik tarihi güncellemesi var. Sermaye tavanı ile ilgili yapılan bir başvuru var. Bu başvuruyla ilgili e, bize neler aktaracaksın? Türk Traktör bu arada cuma günü yükselişle kapatmış. Sermaye tavanı geçerlilik süresini arttırmayı şu an pek çok şirketi yapıyor. 2021'de son bulan e, geçerlilik süresini Türk Traktör'de 2025'e ötelemek için bir başvuruda bulunmuş SPK'ya. Mevcut sermaye tavanı 250 milyon TL. Onaylanırsa 250 milyon TL'lik bu tavan 2025 yılına kadar geçerli olacak. Dolayısıyla teknik bir ayarlama olduğunu söyleyebiliriz. Hisse üzerinde etkisi ötürü olabilir. Peki devam edelim Esenboğa elektrikli yine orada da e, bağlı oldukları ortaklıkla ilgili e, bir birleşme hakkında değil mi yapılan açıklama söz konusu? Evet e, şirket e, biraz sadeleşmeye gidiyor yapısında. Özetle hı hı. bunu söyleyelim. Bağlı ortaklığın Margün Enerji Üretim Aronim Şirketi altında yer alan şirketlerin birleşmesi hakkında bir bilgilendirme yaptı. Daha önce de e, 3 Şubat tarihli e, bir bildirim yapmış ve şirketin e, iştirakları olan Kural Enerji, Maral Enerji, Soral Enerji, ee, ve hanel global gayrimenkul şirketlerinin margün enerji e, çatısı altında birleşmesi kararı al, aldığını belirtmişti. Yine bir başka birleşme de gerçekleşmiş. Burada da Anatolia yenilenebilir enerji, e, ener, enerjis enerji sanayi, berrak enerji sanayi şirketleri de Anatolia şirketi altında birleşmiş ve 17 milyon TL'lik bir sermaye ulaşmış bu şirket. Dolayısıyla e, şirketin mevcut konsolide yapısı içinde bir sadeleşme hareketi başlattığını söyleyebiliriz. Genelde bu tarz birleşmeler bir sinerji etkisi yaratıyor, verimliliği artırıyor şirketin operasyonları açısından. Olumlu algılanabilir açıkçası. Peki %4.58'lik yükselişte de Cuma günü tamamlamış. Vakıf Bank'ın bir yandan bilançosunu bekliyoruz. Bilanço almadan önce de bu arada bir açıklama daha var. Orada da bonoların, finansman bonolarının ihraç ve halk arzı ile ilgili SPK'ya bir başvuru yapılmış değil mi? Cuma evet. gününde yarım puana varan bir e, düşüşle kapatmış Vakıf Bankası. 30 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç etmek için SPK'ya başvurmuştu ve bu başvuru onaylanmış Buna istinaden şirket 400 milyon TL finansman bonusu bahsettiğin gibi senin ihraç etme kararı almış ve satış 15 Şubat'ta başlayacak. Satışın tamamlanma tarihi de 17 Şubat. Dolayısıyla Vakıf Bank'ın ihraç edeceği bu finansman bonolarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar 15 Şubat'ta talepte bulunabilir. Bunu da bir not olarak paylaşalım. Peki son başlığımız altın yağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi'ye ait. E, onun da şimdi bir anlaşma imzalamış evet. hakkında yapmış olduğu bir açıklama var. Detaylarını da senden dinleyelim. E, şirket daha önce e, kömür işletmesine ilişkin bir e, yatırım kararı almıştı. Buna istinaden de bu ile ilgili bir e, satış sözleşmesi imzalamış. Çan, e, Çan düzeltiyorum. Çan Termik Santrali ile 2 milyon TL'lik, e, düzeltiyorum 2 milyon tonluk bir e, uzun vadeli kömür satışı sözleşmesi imzalamış. Ee, ve e, bunu da e, dün kapa yaptığı bildirime baktığımızda yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerinin o etkisinin olumlu olacağını bildirmiş. Yani şirketin hasılatını, cirosunu artıracak bir gelişme olduğunu, bunun da aslında hisse fiyatlamasını olumlu etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Bugün e, yine e, pozitif e, gidebilecek hisselerden biri olarak görünüyor. Peki Uğur teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bugün, ederim. Bugün e, Vakıf Bankası'nın değil mi dördüncü çeyrek bilançosunu alacağız. Yarın onu aktarıyor olacağız. Bilançolar açısından da yoğun bir hafta olacak. E, kesinlikle yani daha öyle. Mart'ın 11'ine kadar bu süreç devam edecek. Ve e, bu bilançolar e, hisse fiyatlamaları üzerinden endekste de hareketlenmeye yol açacak. Yani başlangıçta söyledim. Geçen hafta önemli bankalar açıkladı. Bankacılık endeksinde biraz satışlar geldi. O yüzden bilanço açıklamalarına dikkat etmek lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür için. ederim. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Görüşmek diye. üzere. <laughs> Değerli izleyenler bir seans öncesine devam ediyoruz. Şimdi küresel borsalara bakacağız. Efendim seans öncesinde şimdi küresel borsalara da bakacağız. Özellikle dış borsalarda tekrar zirve seviyeleri gördük. Amerika borsaları... E hatta S&P ve Nasdaq tarafına bakacaksak bakacak olursak yeni rekor seviyeleri takip etti. Şimdi süremiz az anlatacak da çok şeyimiz konu başlığımız var. Konumuz da bize bekliyor efendim. Ama Yusuf Bey'e dönmeden önce az sonra Yusuf Kavak bize eşlik edecek. Yusuf Bey'e dönmeden önce hemen şöyle Amerikan borsalarına bakalım. New York borsası pozitif sonlandırmıştı. Vadeli görünüm ekrana yansıyor. 3897 puanda %0.43'lük yükselişi görüyoruz S&P 500 tarafında. Hemen şöyle vadelilerin çizgili grafiğinde ekranlarınıza getirelim. O görünümü bant aralığını şöyle bir göz gezdirelim. 3900 puan seviyesi tepe noktada. 3900'ün üzerine gidecek mi? 3000 900'ün üzerinde hedef olarak 4.150 seviyeleri gösteriliyor. S&P 500 için bu mümkün mü? Buna sonra konuşacağız. Hemen Nasdaq ve Dow Jones'a da bakalım. Nasdaq tarafında da 13.677 puan seviyesini takip ediyoruz. Ve ardından Dow Jones da ekrana yansıyacak. Burada da yine pozitif görünüm ekrana yansıyor. 31.186 puanda Dow Jones endeksi. Amerikan borsasında endekslerin bir yandan da teşvik paketinden de destek bulduğunu belirtelim. Vadeliler ekrana yansıyor yeniden Amerika tarafına. Şimdi Avrupa borsalarına bakacağız. Nasıl bir kapanış yaptı Avrupa borsaları ona da bakacağız. Ama öncesinde dilerseniz hemen Asya'ya bakalım. Şangay'da son durum neymiş? Şangay ekranda 3528 puanda %1'e varan yükseliş var. Genel tabloya bakacak olursak, bakacak olursak da genel olarak pozitif görünümün devam ettiğini ifade edebiliriz. İşlem saatleri içerisindeyiz. Güney Kore'de yalnızca düşüş var. Şangay, Japonya, Hindistan ve Hong Hong Kong borsalarında yükselişi takip ediyoruz ki burada da yeniden e, görüyoruz Asya borsalarındaki son durumu. Avrupa borsaları Cuma gününü nasıl kapattı? Hemen bir hatırlayalım yine aslında DAX tarafında pozitif bir görünüm vardı. Rekor seviyeleri takip ettik. Frankfurt borsası ekrana yansıyor. E, hafif yatay negatif bir Tablo oluştuğunu ifade edebiliriz. 14.056 puan takip ediyoruz. Avrupa borsalarının da hemen genel görünümünü ekrana getirelim. Cuma gününü nasıl kapattılar genel tabloyla hatırlayalım. Arkadaşlarımdan rica ediyorum hemen son veri setini ekrana taşıyalım. Londra, Frankfurt'ta düşüş, Paris ve Madrid borsalarında ise yükselişi takip ettik. Madrid borsası %1'in üzerindeki performansıyla dikkat çekti. İşte küresel borsalarda oluşan son havada bu şekilde. Peki. Bu havayı nasıl yorumlamak gerekir? Buranın içeriye yansıması nasıl olur? Borsa İstanbul'da yeni rekor seviyeleri ilişkin beklentiler oluşuyor mu? Hemen sorularımızın yanıtını almak üzere de Yusuf Kavak'a döneceğiz. Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak da bize eşlik ediyor. Günaydın, iyi haftalar Yusuf Bey. Günaydın Şafak Hanım, iyi haftalar diliyorum. Efendim şimdi az önce e Küresel borsalardan bahsettik. Oradaki pozitif hava bu hafta da içeriye yansır mı? Yurt özellikle Amerika tarafında e, S&P ve DAX'da yeni rekor seviyeleri takip ettik. Borsa İstanbul tarafında da yeni rekorlar bekliyor musunuz? Evet, küresel tarafa baktığımız zaman özellikle Amerika Beşiktaş'ın teşvik paketi beklentilerinin e, hızlı bir şekilde e, artış göstermesi, e, bu teşvik paketinin hızlandırılacağına yönelik haber akışlarıyla birlikte, pozitifliğin devam ettiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki Avrupa tarafına baktığımız zaman burada da yine İtalyan hükümeti konusundaki tedirginliğin de e, Cuma günü e, eski İSİB başkanı Mario Draghi'nin e, yapmış olup birinci tur görüşmelerin olumlu geçtiğini yönelik haber ekşilerle birlikte bir miktar dağıldığını görürüz Bunlarla birlikte tabii ki pozitif e, fiyatlamalar e, yeni haftaya başlarken e, özellikle Amerikan vadeleri ve Asya tarafında ortaya çıkmış durumda. Avrupa seansında da muhtemelen yine pozitif bir başlangıç göreceğiz ve rekor denemeleri görebiliriz Avrupa tarafında. Tabii ki yurt dışı tarafa baktığımız zaman yurt dışı tarafta da iyimserliğin e, aslında devam ettiğini görüyoruz ama e, Cuma günü bir miktar düzeltme hareketi yemiştik. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda e, burada da yine 1550-1560 bölgesini takipte olacağız yukarı yönlü denemelerde. Muhtemelen biz de e, yüksek bir pozitiflikle e, yeni güne başlayacağız, yeni haftaya başlayacağız. Buradan itibaren 1550-1560 bandını yukarı yönlü geçecek olursak oradan itibaren artık bir Rekor denemeleri söz konusu olabilir Borsa İstanbul tarafında da. Burada da tabii ki küresel risk alma iştahının yanı sıra iş tarafta da özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkılaştırma sinyallerinin devam ediyor olması da pozitifliği destekleyen unsurlar. Peki, genel itibariyle bir kez daha şunu sormak isterim. Özellikle son dönemde takip ettik. Biraz alternatifsizlikten de bahsetmiştik. Paranın adresi borsa olduğu konusu. Aslında geçtiğimiz yıldan beri konuşuyoruz. Peki paranın adresi hala borsa mıdır? Bu tablo bunu mu destekliyor? Evet, özellikle merkez bankaları ve hükümetlerin atmış olduğu genişlemeci adımlar, oldukça yüksek bir para arzının ortaya çıkmış olması e, borsalar tarafını destekleyici olmaya devam ediyor. E, yine bu teşvik paketlerinin biraz daha artacak olması yine Avrupa Birliği tarafında da yine yeni kurtarma fonu ile ilgili beklentiler, e, yeni e, para arzının ortaya çıkacak olması e, borsalar tarafını bir miktar daha destekleyebilir. Ancak şunu da unutmamak lazım ki bir süre sonra bu pandemi sonrasına yönelik fiyatlamalar da ortaya çıkacaktır. E, burada merkez bankalarının yeni sıkılaştırma sinyalleri e, gelmesi durumunda önümüzdeki süreçte. Piyasalar bu sefer ters fiyatlamaları ortaya çıkaracaktır. O anlamda biz tabii ki hazine yetkilerinin, önemli majör ekonomilerin hazine etkilerini başta Janet Yellen olmak üzere ve yine tabii ki Merkez Bankası Başkanları'nın, yine burada Fed Başkanı Powell olmak üzere açıklamalarını öne, önemli görüyoruz önümüzdeki süreçte. Özellikle pandemi sonrasındaki sürece yönelik sıkılaştırmanın ne zaman başlayacağını, ne zaman normalleşmenin başlayacağına yönelik sinyaller, borsa açısından kritik olacak. Ben bir süre daha bu pozitifliğin devam edeceğini düşünüyorum. E, bu teşvik paketi beklentilerle birlikte bir miktar daha pozitiflik devam edecektir. Yine pandeminin sonuna doğru yaklaştıkça e, biraz daha pozitiflik artacaktır ama sonrasında tabii ki e, farklı bir senaryo tekrar bu sıkılaştırma sinyalleriyle birlikte farklı bir senaryoda fiyatlayabilir. O anlamda şu aşamada pozitiflik devam edebilir, edebilir ama orta uzun vadede tabii ki tekrar e, sert bir düzeltme gelme ihtimalinde göz ardı etmiyoruz şimdilik pozitif görünümün devam edeceğini düşünüyoruz Peki Yusuf Bey az önce siz de 582 seviyesini işaret ettiniz. Yani az, bir önceki zirve seviyeden bahsediyoruz, tepe noktalarından bahsediyoruz. Şimdi buraya giderken e, peki ne katkı sağlayacak? Geçtiğimiz hafta bir ara bankacılık endeksinin önemli destek sağladığını gördük. Ama yine cuma günü kapanışta negatif bir kapanış yaptı. Sanayiye baktığımızda önceki dönemlere göre biraz daha durdu gibi. Yani sanayi duracak bankacılık endeksiyle mi ilerler Borsa İstanbul 100 Endeksi? Nasıl okuyorsunuz e, bankacılık endeksindeki son performansı nasıl? değerlendirmek gerekir? Evet, bankacılık endeksinin tabii ki bu pandemi sürecindeki performansı biraz sanayinin gerisine kalmıştı. Özellikle burada tabii ki NPL dediğimiz e, e, kredilerdeki e, özellikle e, sıkıntılı kredilerdeki e, yüksel, e, yükselme eğilimi bu e, bankacılık endeksini biraz baskılamıştı. Yine burada kredi dönüşlerinin sıkıntıya vuracağı beklentileri birlikte. Ancak baktığımız zaman operasyonel anlamda bankacılığın çok da fazla etkilenmediğini ...görüyoruz. Bir şekilde kendi kendisinin... ...toparlandığı ve karlılık artışlarını... E, ...yine bilanço tarafında... ...görüyoruz. Bu da aslında ilerleyen süreçte... ...tekrar bankacılık endeksindeki toparlanmanın... ...biraz daha hızlı olabileceğini bize gösteriyor. Sanayi tarafında bir miktar e, doyum noktasına... ...doğru yaklaştık. Sanayi endeksi... ...oldukça yüksek bir... E, ...yükseliş gösterdi. Bu da tabii ki bir miktar... E, ...bir süre sonra... E, ...gözleri e, bankacılık... ...endeksine doğru çevirecek. Bankacılığın... ...göreci olarak daha zayıf kalmış olması bundan sonraki süreçte bankacılık bir miktar daha ön plana çıkartabilir. Burada tabii ki bilançoların e, bilançoları takip etmek durumundayız. Gelen bilançolar eğer bunu destekleyecek olursa bankacılık endeksi önderliğinde e, yeni rekor denemeleri de görebiliriz. Peki Yusuf Bey son olarak şunu da sormak isterim. Özellikle Borsa e, İstanbul'u, Borsa İstanbul Yüz Endeksini konuştuğumuz noktada tabii ki bir yandan az önce dış borsaları da konuştuk. Küresel borsaları gözümüz bir yandan S&P 500'e diğer yandan DAX'ta her iki tarafta rekorları takip ettik. O açıdan şimdi bu hafta okuyabilmek adına S&P'nin vadeli'sini bir ekrana getirelim. S&P'ye dair de görüşlerinizi merak ediyoruz. 3.896 puan seviyesinde 3.900'ler test edildi. Yukarıda 4.150 seviyesi, 4.150 seviyesi önemli Sizce bu grafik onu işaret ediyor mu? S&P 500'de yeni rekorlar bekliyor musunuz? Evet zaten yeni rekorlar kıra kıra gidiyoruz. Bu aşamadan itibaren tabii ki bir miktar daha yukarı yönlü gitme potansiyeli taşıyor. İşte belki 4000-4000'in üzerinde sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi 4150'ler olabilir. Belki daha yukarısı olabilir ama bir süre sonra dediğim gibi pandemi sonrasına yönelik beklentiler fiyatlanmaya başlandığı zaman da hızlı bir düzeltme hareketi de açıkçası ortaya çıkabilir. Burada yine bir %15-20'lik bir düzeltme yeme ihtimali bir süre sonra ortaya çıkabilir. Bu seviyeden itibaren biraz daha tabii ki fiyat kazanç, piyasa defter değeri gibi hisse, hisse bazlı olarak fiyatlamaların durumuna da bakmak durumundayız. Yine geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Reddit kaynaklı bazı spekülatif hareketler de ortaya çıkmıştı. Bu da baskılamıştı. Bu anlamda yine bu tarz bir hareketlik de ortaya çıkma ihtimali halen göz ardı etmiyoruz. Açısı bir süre daha de olsun, Dow Jones'da da olsun yukarı yönlü hareketin. Devam edebileceğini ama sonrasında bir düzeltme hareketi yaşayabileceğini e, borsaların topyekun olarak yine S&P e, önderliğinde bir düzeltme hareketi yaşayabileceğini de düşünüyoruz. Peki Yusuf Bey çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. İyi bir hafta diliyoruz sizlere. Teşekkürler iyi haftalar. Teşekkürler efendim. Değerli izleyenler. Hem küresel borsalara dair hem de Borsa İstanbul'a dair öngörülerini paylaştı. Yusuf Kavak aynı zamanda pozitif bir beklenti içerisinde olduğunu da açıklamalarından anladık. Ve bu keyifli sohbetle de efendim biz hala sonuna geldik. Şimdi seans öncesi bir nokta koyacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.